Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Beni ilk defa görüyorsanız ben Emine. Bugün yine yeni bir suç dosyası videosuyla karşınızdayım. Bugün aslında dünyaca bilinen bir kayıp dosyasından bahsedeceğim. Asla çözülemedi, yıllarca çözülemedi, üzerinden 17 yıl geçmesine rağmen bir sonuca varamadı. O yüzden bu videoda bol bol teori konuşacağız. Bugün Madeleine McCann'in üzücü davasından bahsedeceğim sizlere. O zaman çok uzatmadan uyarılarımızı girelim ve videoya başlayalım diyorum. Bu video hiçbir şekilde kurbanlara, suçlara veya onların ailelerine zarar vermek amaçlı yapılmamıştır. Eğer bu tarz olaylardan etkileniyorsanız lütfen bu videoyu izlemeyin. Diğer kanalımı takip edip benim oradan günlük yaşamımı izleyebilirsiniz. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram yok artık. Ama neyse. TikTok'ta da varım. Beni oralardan, diğer sosyal medya mecralarından da takip edebilirsiniz. Daha çok günlük hayatımı, daha farklı bir Emine'yi görüyorsunuz orada. O zaman başlayalım. Madeleine 2007 yılında Portugal'daki bir tatil evinde, ailesinin bulunduğu evden kayboldu ve asla bugüne kadar bulunamadı. Eğer zaten bu tarz olayları takip ediyorsanız ve davalara ilginiz varsa bu olayı mutlaka biliyorsunuz. Çünkü bu dava dünyaca bir ün sahibi oldu diyebilirim. Çok ses getirdi. Hiç kimsenin çözemediği bir gizeme sahip. Madeleine Leicester, İngiltere'de doğdu. Annesi Kate, babası Jerry ve iki tane ikiz kardeşi vardı. Kendileri Madeleine kaybolduklarında 3 yaşındaydılar. Annesi ve babası doktordu. 28 Nisan 2007 tarihinde McCann ailesi tatile gideceklerdi. Portugal'da bir tatil evine gideceklerdi. Bahar tatillerini orada geçireceklerdi. Yaklaşık bir haftalık bir tatil olacaktı bu. Madeleine de maalesef ki burada kayboldu. Spesifik olarak kaybolduğu yer Lagos, Portugal'daki Praia da Luz isimli bir tatil evindeydi. Aslında buraya insanlar küçük İngiltere diyorlardı. Çok fazla İngiliz vardı bu tatil yerinde ve hatta bölgede birçok İngiliz ev almıştı. Orada yaşıyordu. Ailenin söylediğine göre bu ev Ocean Club isimli bir resortun A5A apartmanıydı. En alt katta oturuyorlardı. Ve bu evin bir ev sahibi tarafından onlara kiralandığını söylemişlerdi. McCann ailesi aslında toplamda 7 aile, arkadaş bir grubunda beraber gittiler bu tatil yerine. Farklı 7 tane aile daha vardı yani. Hepsi aynı resortta kalıyordu, hepsi aynı sitedeydi. Madeleine'in kaybolduğu gün her şey gayet normal başlamıştı. Sabah uyandılar, kahvaltılarını yaptılar, çocukları çocuk kulübüne gönderdiler. Öğle yemeği için tekrar bir restoranta gittiler, öğle yemeklerini yediler ve havuza indiler. Hatta bu havuzda Kate tarafından Madeleine'in çekilmiş bir fotoğrafı var ve bu da maalesef ki Madeleine'in çekilmiş son fotoğrafı ellerindeki. Kate çocukları alıp tekrar eve gitti ve Jerry de o sırada bir saatlik süren bir tenis dersine katılmıştı. Jerry eve geldikten sonra çocukları tekrar çocuk kulübüne gönderdiler akşam yemeklerini orada yemeleri için. Kendileri de dinlendikten sonra çocukları aldılar. Onları saat 8 gibi uyuttuktan sonra bir bardak şarap içtiler ve hemen sitenin içerisindeki Tapas Bar isimli bir bara gittiler. Bu barı da size anlatmam gerekirse 40-50 metre uzaklıktaydı Jerry ve Kate'in evine. Ortada bir havuz vardı. Havuzu geçtikten sonra direkt bu Tapas Bar'a gidebiliyordunuz. Çok yakındı mesafe. Kate ve Jerry o gün Tapas Bar'a giden ilk çift oldu bu arada. Aslında bu etkinlik her akşam yaptıkları şeydi. Birkaç gündür oradalardı ve her akşam aynı saatte aynı yerde arkadaşla buluşup vakit geçiriyorlardı ve her yarım saatte bir evlere gidip çocuklarını kontrol ediyorlardı. Hatta o masa her akşam McCann ailesi ve arkadaşları için özel olarak ayrıltılıyordu. O masada oturmak istiyorlardı çünkü evi tam olarak görebiliyorlardı o masadan. Evin kapılarını göremiyorlardı ama evleri görebiliyorlardı. 8.55'te grubun artık çocukları kontrol etme mesaisi başlamıştı. Bir arkadaşları öncelikle kendi çocuklarını kontrol etmeye gitti. Daha sonra 9.05 geçe Jerry McCann çocuklarını kontrol etmek için eve gitti. Evin dış kapısını, tam dış kapısını kapatmamışlardı. Yani kilitlememişlerdi. Kapı sadece çekilmişti. Girdiğinde içeriye çocukların odasının kapısının olduğundan daha fazla açık olduğunu fark etti Jerry. Biraz endişelendi ama pek bir şey düşünmedi. İçeriye baktığında çocukların hepsinin yataklarında uyuduğunu fark etti. Ve bir sorun yoktur. Belki Madeleine uyanmıştır ve sonra geri uykusuna geri dönmüştür diye düşündü. Kapıyı tekrar aynı şekilde çok hafif açık olacak bir şekilde kapattı.
Ve yine dış kapıyı kapatmadan, yani kilitlemeden çıktı evden. Yine tapas bara geri döndü. Jerry bara dönerken yolda Jeremy isimli bir arkadaşlarıyla karşılaştı. Jeremy aslında o gece onlara katılacaktı ama katılamamıştı. Çünkü çocuklarından birisi sakinleşmiyordu, uyumuyordu ve o yüzden onlarla ilgilenmesi gerekiyordu. Onunla sohbet ederken Jane Tena isimli diğer arkadaşları kendi çocuklarını kontrol etmek için bardan çıktı. Ve yolda Jeremy ve Jerry'nin konuştuğunu gördü aslında. Jeremy ve Jerry onu görmemişti ama Jane Tena onları görmüştü. Ve bunun yanı sıra bir adamın bir çocuğu kucağında taşıdığını gördü bu şekilde. Çocuk tamamen tepkisizdi. Hiçbir şekilde hareket etmiyordu. Pembe pijamaları vardı. Hani bunun üstüne çok fazla düşünmedi çünkü orası çok fazla aile olan bir yerdi ve belki de bir baba çocuğunu, uykulu çocuğunu alıp evine götürüyordur diye düşündüğü için bu konu üzerine çok fazla durmadı ve kendi çocuklarını kontrol etmeye gitti. Kate saat 9.30'da ikizleri ve Madeline'i kontrol etmek için yola tam çıkacakken Matt Oldfield isimli bir adam, ben zaten kendi çocuklarımı kontrol etmeye gidiyorum, seninkileri de kontrol edebilirim istersen, sen hiç uğraşma diye bir teklif sundu ve Kate de bunu kabul etti. Matt gittiğinde kapının ne kadar açık olup olmadığını bilmediği için, çünkü kendisi öyle bırakmadığı için bunu pek fazla umursamadı, bilmiyordu, fark etmemişti. Kapıyı açtı, içeriye baktı ama yine de hani ikizleri gördü ama işte ya şöyle söyleyeyim, pek de fazla dikkatli bakmamış. Hani çok da fazla işte bakayım, evet birileri var, kapatayım çıkayım mantığıyla bakıp çıkmış belli ki. Çünkü ne camın açık ya da kapalı olduğunu hatırlıyordu, ne Madeline'ı tam olarak görüp görmediğini hatırlıyordu, ne de kapıların ne durumda olduğunu hatırlıyordu. Yani hiçbir şey hatırlamıyordu, tamamen öylesine girip bakmış gibi diyebiliriz. Kontrol ettikten sonra tekrar bara geri geldi ve bir yarım saat daha beklediler. Saat 10 gibi Kate tekrar çocukları kontrol etmek için eve gitti. Odanın kapısını tam açacakken ceyran yaptı ve kapı yüzüne kapandı. Sonra kapıyı açtı, içeri girdi, baktı. Camın açık olduğunu gördü. Yatağa baktığında çocuklu ikizlerin orada olduğunu ama Madeline'ın yatağında olmadığını fark etti ve birden panik olarak evden çıkıp bara doğru koşmaya başladı. Ve bardaki arkadaşlarına onu kaçırdılar dedi. Çocuğunuz kaybolduysa, çocuğunuz ortalıkta yoksa gidip insanlara bunu söylemek yerine öncelikle aramaya başlarsınız. Daha sonra çocuklarınızı, orada olan çocuklarınızı alırsınız eğer kaçırıldığını düşünüyorsanız. O şekilde tekrar bara gider, insanları iletirsiniz. Ya da hani aramasanız bile öncelikle çocuklarınızı, ikizleri oradan almanız gerekir diye düşünüyorum. Birincisi, Madeline kaybolmuş olabilir, gitmiş olabilir, kaçırıldığı nereden çıktı onu bilmiyoruz ama Kate direkt Madeline kaçırdılar, yani onu kaçırdılar gibi bir şey söyledi ve bunu dediğim gibi ikizleri tekrar olduğu yerde bırakıp söyledi, onları oradan almadı. Bu ilk başta dikkatimizi çeken şeylerden birisi oluyor bu davada. Kate, Madeline'in kaçırıldığını söylediği anda Jane Tena bir adamın pembe pijamalı bir kızı taşıdığını söyledi. Ve bunun üzerine McCann ailesi 24 saat açık olan bir resepsiyona giderek kızlarının kaybolduklarını söylediler. Saat 10'u 15 geçe ihbar ettiler polise ve 10.30'da polis olay yerine gelmişti. Polis olay yerine geldiğinde hemen direkt olarak olay yerini aramaya başladı. Kokuya duyarlı olan köpekler, çalışanlar, hatta normal vatandaşlar bile Madeline'ı aramaya başladılar. Ama maalesef ki Madeline'a dair hiçbir şey yoktu. Kate ve Jerry McCann bu süre içerisinde evlerinde bekliyorlardı. Arama başlayıp bitene kadar onlar evden hiç çıkmadı. Üstüne üstlük gidip medyaya bir röportaj verdiler. Çok kısa bir röportaj. Madeline'ı alan kişi varsa geri getirsin ya da bu konuyla ilgili bir bilgisi olan kişi varsa bize iletsin diye söylediler. Ama düşününce bu durum aslında soruşturmayı ve araştırmayı çok olumsuz yönde etkileyebilirdi. Çünkü Madeline'ı kaçıran kişinin peşinde olduklarını bilmiş olacaktı. Tabii ki de bu işin sonunda olumsuz şeyler olacağını bildiği için de belki de Madeline'ın hiç yapmayacağı bir şey yapıp onun hayatını da sonlandırabilirdi onu kaçıran kişi. Daha kötü şeyler de olabilirdi. Bu yüzden zaten polis ilk önce medyaya duyurulmasını pek önermez. Bu yüzden de hiç sormadan kendilerince bir röportaj yaptılar medyayla. Ve maalesef ki polisin yaptığı ve bu olayı çok daha
çözülmeme yoluna iten bazı yanlışlar oldu. Belki de bu olaylar yaşanmasaydı, belki bu önlemler alınsaydı Madeline o akşam da bulunabilirdi diye düşünüyorum. Öncelikle olay yerini kapatmadılar. Yaklaşık 20 kişi o eve girip çıktı. Madeline'in kaybolduğu yerde farklı farklı insanlar DNA'larını yaydılar ve bu olayı DNA açısından tamamen etkileyen bir unsur. En kötüsü de giriş ve çıkışlar kapatılmadı bu siteye. Yani belki kapatılmış olsaydı onu kaçıran kişi orada içeride kalmış olacaktı ve bir şekilde bulunabilirdi diye düşünüldü ama maalesef ki 1-2 saate kadar, hatta 3-4 saate kadar o kapılar kapatılmadı, açık bırakıldı. Giren girdi, çıkan çıktı, yani hani bilemeyiz. Interpol uluslararası kayıp ilanı da konulmamıştı hiçbir yere 1-2 saate kadar. Hani anında konulması gerekiyor aslında böyle şeylerin ama konulmamıştı. Bence yapılan araştırmalarda, yapılan sorgularda çok fazla aksaklık vardı ve bu şekilde Madeline çok kolaylıkla kaçırılmıştı. Gelelim Jane Tena tarafından görülen bu adama. Bu adamı anlattığı kadarıyla 35-40'lı yaşlarında, 1.65 boylarında bir adamdı. Turist gibi görünmüyordu dedi. Kucağında taşıdığı kızın pembe pijamaları olduğunu söylemişti. Ve daha sonra Jane Tena'nın verdiği ifadeyi destekleyen bir ifade daha geldi. İrlandalı bir çiftten. Martin ve Mary Smith isimli çiftten yine bu adamı gördüklerini söylediler. Bu adam dedikleri gibi 1.65 boylarında, 35-40 yaşlarındaydı. Yine turist gibi görünmüyordu dediler. Kucağındaki tuttuğu çocuk sarışın ve açık tenliydi ve üzerinde pembe pijaması vardı dediler. İkilinin de verdiği ifade tamamen aynıydı. 2013 yılında polis ekipleri aslında bu adamın İngiliz bir turist olduğunu söyledi ama bu bilginin ne kadar gerçek olduğunu maalesef ki bilemiyoruz. O yüzden bu sadece bir söylenti olarak kalıyor maalesef ki. Bu davanın ilk şüphelisi ortaya çıktı. Bu adam Robert Murat isimli bir adamdı. Yine bu villalara, McCann ailesinin yaşadığı villaya 150 metre uzaklıkta bir yerde yaşıyordu. Yine o da villalarda yaşıyordu yani kısaca. Aslında olay olduğunda Robert Murat McCann davasında polislere yardım ediyordu. Çevirmenlik yapıyordu ve bir diğer gazeteci Robert Murat'ın bazı davranışlarının garip olduğunu sezdi ve tamamen içgüdüsel olarak Robert Murat'tan şikayetçi oldu. Onun şüpheli gibi göründüğünü söyledi ve polis tamamen ona odaklandı. Kendisinin 14 Mayıs'ta evi arandı. Bir sonraki yıl, daha sonra 4 Ağustos'ta, 5 Ağustos'ta evi arandı. Evine kokuya duyarlı hassas köpekler getirildi. Her şey arandı, her şey bakıldı ama maalesef ki ondan bir ipucu bulamadılar. Ondan bir yola çıkamadılar. Ve Robert Murat şüpheliler listesinden çıkarılmış oldu. Bir diğer şüpheliler ise Kate ve Jerry McKendy. Kendilerinin kızlarının hayatını sonlandırdıkları söyleniyordu. Aslında bunlarda en büyük sebeplerden bir tanesi Portugal'a yine bir köpek getirildi, iki tane. Köpeklerden birisi kana duyarlıydı. Birisi de cansız bir bedene, yani onun kokularına duyarlıydı. Sitedeki her yeri koklattılar ama McCann ailesinin evinde tepki verdi bu köpekler. Jerry ve Kate McCann'in arabası da koklatıldı köpeklere ve oradan da tepki aldılar. Ama şöyle bir şey vardı, arabayı Madeline kaybolduktan bir hafta sonra almışlardı. Ve bu yüzden onun imkanının olmadığı düşünülüyor ama bu videonun sonunda bazı teorilerden bahsedeceğim, bağdaştırabilir. Yine de aklınızda bulunsun bu olay. Direkt onun hayatını sonlandırıldığı düşünülmüyor ama bir şekilde Madeline hayatını kaybetti. Kazara oldu, nasıl oldu bilinmiyor. Ve bu yüzden de bunu örtbas etmek istediler diye düşünüldü. Kate ve Jerry'nin Madeline ve diğer ikizlere uyku ilacı gibi bir şey verdikleri söylentileri vardı. Çocuklar bütün gece uyusun ve uyanmasınlar diye. Madeline kaçırıldığı günün sabahında annesine geceleri biz ağladığımızda yanımıza neden gelmiyorsunuz diye sormuş. Bu yüzden de geceleri hem uyanmasınlar hem korkmasınlar, onlar da rahatsız olmasın diye çocuklarını uyku hapı veriyorlarmış. Uyku hapı verdikleri için belki de Madeline'e birazcık fazla verdiler ve Madeline bunu kaldıramadı ya da alerjisi vardı, kaldıramadı. Bir şekilde hayatını kaybetti. Bu yüzden başları derde girmesin diye Madeline'ın bedeninden kurtuldular ve onu sanki kaçırılmış gibi gösterdiler diye bir teori var.
Yani bir şekilde Madeline hayatını kazara kaybettiyse ve onun bedeninden kurtulmayı planladılarsa, bu olay tam olarak McCann'lere bir motivasyon vermiş oluyordu. Yani bir amaçlarının olduğunu gösteriyordu. Mantıklı bir teori demeye çalışıyorum aslında. Çünkü çizilen robot resimler bir yandan da Jerry McCann'e çok benziyordu. Belki de arkadaşları onu ele vermemek için bunu söylemediler ama belki de o akşam Jeremy diye bir arkadaşıyla karşılaşmamıştı. Aslında o sırada o vakti Madeline'in bedeninden kurtulmak için kullanıyordu diye düşünüldü. Hani Jane bunu kafasından uydurdu diye düşünüldü. Hani olabilir ama neden bu kadar arkadaşlarını koruyorlar onu hiç anlamış değilim. Baya böyle garip bir olay. Bu olayla ilgili bir diğer ilginç bilgi ise McCann ailesi Madeline'ın arama çalışmaları için toplanmış paranın bir kısmıyla kredi borçlarını ödediler. Bu zaten başlı başına bir kırmızı ışık oluyor. Sonrasında Portugal polisi Kate'e eğer onun hayatını sonlandırdığınızı itiraf ederseniz sana 2 yıl ceza vereceğiz hapis cezası. Jerry de hiç ceza almadan geri dönecek diye bir teklif sundular. Ama Kate ve Jerry bunu asla kabul etmediler. Zaten 2008 yılında şüpheliler listesinden çıkarıldılar. Aslında baktığınızda McCann'lerin bir suçu olduğunu düşünüyorsunuz. Yani ben size bu teoriyi anlattığımda hani ben de gerçekten McCann'lerin hala bir sıkıntısı olduğunu düşünüyorum açıkçası kendi şahsi fikrim ama hani bir yerden de kendi gizli araştırmaları için verdikleri ücret neredeyse 1,6 milyon 16 milyon muydu? 1,6 milyon dolar gibi bir paradan bahsediyoruz. Hayatını kaybettiğini bildiğiniz biri için, asla bulunmayacağını bildiğiniz biri için onu aramak için bu kadar para harcamazsınız diye düşünüyorum. Bir yerden de o beni çok arafta bırakıyor. Çok büyük paralar harcanmış Madeline'in bulunması için. Bir diğer teorimiz ise Pizzagate teorisi. Pizzagate teorisini yine dediğim gibi bu dava olaylarını izleyen insanlar mutlaka biliyorlardır. Ama bilmeyenler için çok kısa bir özetlemem gerekirse, Mart 2016'da Hillary Clinton'ın sekreteri John Podesta'nın bir e-mail adresi hacklendi ve sızdırıldı medyaya. Bu mailde yemek malzemeleri kullanılarak aslında sex trafficking deniyor İngilizce'de. Bunun yaşandığı bir mail vardı. Yani bu bildiğiniz bayağı bir komplo teorisi olarak ortaya çıktı. Ve bazı restoranlarda aslında bu işler oluyordu. Ve bunlardan bir tanesi de bir pizzacıydı. Bildiğiniz pizza malzemeleriyle çocuk alım satım işleri gerçekleşiyordu. Yani gerçekten çok mide bulandırıcı bir şey. Bayağı bildiğiniz başkanlar çok zengin, çok yüksek mevkilerde olan insanların bir kod kullanışı diyebilirim. Çok anlatamadım ama buraya mutlaka bırakıyorumdur açıklamasını. Buradan da bakabilirsiniz. Pizzagate teori olarak geçiyor. Madeline McCann'in de bu Pizzagate'te kurban gittiği düşünülüyor. Böyle bayağı bildiğiniz ülke büyükleri tarafından kaçırıldığı düşünülüyor. Hatta yapılan skeçlerde, robot resimlerde fark ederseniz bu robot resimler John ve Tony Podesta'ya çok benziyor. Bu robot resim iki kişinin resmi değil. İki kişi tarafından verilmiş tek bir kişiye ait resim. Birisi A kişisinin verdiği ifadeye göre, birisi B kişisinin verdiği ifadeye göre çizilen resimler. Yani ikisi de aynı kişi. Yani John ve Tony Podesta değil yani. O yüzden o da aslında çok anlamsız geliyor. Bazıları John Podesta'nın o sıralarda Portugal'da olduğunu söylüyorlar. Belki de bu teoriyi daha çok desteklemek istedikleri için. Bilmiyorum, çok fazla teori var. Çok fazla duyulmuş bir dava olduğu için her yerden bir şeyler çıkıyor. Bir diğer teori ise Madeline'in yabancılar tarafından kaçırılmış olabileceği. Bu bence olabilitesi en yüksek şeylerden bir tanesi. Bence ikinci teori. İlki ailesinin hayatını sonlandırması. İkincisi de bu. Belki de çocuk çok yakın zamanda çocuk kaybı yaşamış olan birisi onun yerini doldurmak için Madeline'i kaçırmış olabilir. Çocuk isteyen birisi bunu yapmış olabilir. Bayağı bir sex trafficking dediğimiz bu çocuk istismarı için o kaçırılmış olabilir. Onu kaçırmış ve onu bu sex trafficking'e vermiş olabilirler diye bir teori var ki
son zamanlarda bu zamana kadar 9000 kere 101 ülkede Medline'e benzeyen birisinin olduğu ihbarı alındı. Çok fazla ihbar alındı. Böyle bir şey de olabilir. Bir diğer teori ise Medline'in evden kendisinin gittiğiydi. Gece tabii ki de dış kapı açıktı, o yüzden kolaylıkla çıkabilirdi ama belki de çıkmıştı, bir inşaat bölgesine girdi ve orada düştü, hayatını kaybetti. Ya da gece işte 3 yaşındaki muhtaç kaybolmuş bir kızı gören birisi onu almış olabilirdi diye düşünüldü. Ama şimdi çıkması için tamamen odanın kapısını açması gerekecek, tekrar geri kapatması gerekecek, dış kapıyı açması gerekecek, kapıyı kapatması gerekecek. Perdeleri çekmesi gerekecek. Sonra çocuk kapısı var. Onu açıp tekrar arkasından geri kapatması gerekecek. Bir de sokağa çıkarken bir tane daha kapı var. O kapıyı da açıp kapatması gerekecek. Yani bunu mükemmel bir şekilde yapması birazcık imkansız. Yapabilir mi? Evet, ama biraz 3 yaşındaki bir çocuk için imkansız açıkçası. 2017 yılında bu davayla ilgili çok önemli bir ilerleme olduğu düşünüldü. Tekrar bir şüpheli, tamamen ana bir şüpheli ortaya çıktı. 2017 yılında Robert Murat, hatırlarsanız ilk şüphelimizin annesi olan Jenny Murat ifade verdi polise. O gün Madeline kaçırılmadan 2 saat önce evlerinin önünde tamamen mor giyinmiş bir kadının evlerinin önünde dönüp evi izlediğini fark etti. Normalde bir kadının gece vakti orada durup evleri izleyeceğini düşünmüyordu. Hiç öyle bir şey şahit olmamıştı. O yüzden bu olay onun dikkatini çekmişti. Madeline kaybolduktan tam 10 yıl sonra bunu polise ifade etti. Ve bu kadın bulundu arkadaşlar. Bu kadın aslında orada garson olarak çalışıyordu. Eşiyle birlikte garson olarak çalışıyordu. Kendisi o sıralarda 40'lı 50'li yaşlarında olan, tam olarak nasıl okunuyor bilmiyorum ama Luisia Todorov isimli bir kadındı. Kendisi Bulgardı ve ismi, hani bu ifadeler verildiğinde kendisi aslında Bulgaristan'a geri dönmüştü. Orada yaşıyordu ve polisler hatta Bulgaristan'a giderek Luisia Todorov'u tutukladılar. Onu sorguya aldılar ama kendisine yapılan bu İftirayı kesinlikle kabul etmiyordu. Böyle bir şeyin olmadığını söylüyordu. O sıra orada garson olarak çalıştığını, hatta Madeline'in bulunması için seferberlik bile ettiklerini söylüyordu. Kabul etmedi ve maalesef ki bundan da çok bir şey çıkmadı açıkçası. Polisin yine eli boştu. Şu anda edit yapıyorum aslında ama bazı bilgiler eklemek istediğim için araya girdim. Ondan sonra videoyu hemen kapatacağım. Diğer şüphelilere ek olarak aslında bir şüpheli daha vardı bu davada. Matthew Oldfield isimli. Jerry ve Kate'in arasında Madeline'ı ve ikizleri kontrol etmeye giden bir adam vardı hatırlarsanız. Kendisinden şüphelenildi bir süre ama kendisi ona karşı olan bütün iddiaları reddetti ve herhangi bir ipucu bulunamadığı için kendisi şüpheliler listesinden çıkartıldı. 3 Mayıs 2024'te Madeline McCann'in kayboluşunun 17. yılı adına bir anıl töreni düzenlenirken bir kadın Kate McCann'e bir mektup verdi. Bu kişi 22 yaşında olan Julia Wendell isimli bir kadındı. Kendisi aslında 2007 yılında Piara da Luz'da uyurken, ailesi restorandayken, kendisi uyurken yatağından alınıp kaçırıldığını iddia etti. Madeline McCann olduğunu iddia ediyordu basitçe. I am Madeline McCann isimli bir sosyal medya hesabı kullanıyordu ve burada kendisinin Madeline McCann olduğuna dair bazı iddialar sunuyordu. Bu şekilde videolar paylaşıyordu. Daha sonra kendisi kişisel olarak bir DNA testi yaptığında %100 Polonyalı olduğu ortaya çıktı. İngiliz değildi Madeline gibi. Ama yine de buna rağmen Madeline'in annesine ve babasına bir mektup vererek onların da DNA testi yaptırmalarını istedi. Kendisi 2023 yılında Dr. Phil'e de çıktı. Madeline McCann olduğunu iddia ediyordu. Ama Madeline McCann değildi kendisi. Sadece bir faker'dı İngilizce anlamıyla. Daha geçmişte kaybolan iki kişi daha olduğunu iddia ettiği olmuştu. Bu onun için bir hobi gibi bir şey diyebilirim. Sonrasında yine 2024 yılında bu olayla ilgili çok büyük bir iddia ortaya atıldı. Christian Berkner isimli bir adam, Alman bir adam suçlandı aslında Madeline'in kaybolmasıyla ilgili. Bildiğiniz bu davada ana şüpheli oldu kendisi. Kendisinin 2007 yılında Piara de Luz'da yaşadığı, orada o sıralarda birisine bir mail attığı ve bu mail içeriğinin Madeline'in hayatını kaybetmesi, onun kaçırılmasıyla ilgili olduğu ortaya çıktı. 2020'den beri aslında bu adamdan şüpheleniyordu.
2024'te de Madeline'in hayatını kaybetmesiyle ilgili bir mahkemeye çıktı, yani suçlandı. Ama kendisi bu suçlamaların hepsini reddetti. Kendisinden şüphelenilmesinin amacı aslında geçmişteki suç dosyalarının fazla olmasıydı. Cinsel saldırı, teşhircilik gibi suçlara karıştığı ortaya çıktı. Hatta 72 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu için hapis cezası aldı. 7 yıl hapis cezası aldı. Bunlarla birlikte artı olarak Madeline McCann'in kayboluşuyla ilgili de sorgulandığı mahkeme gördü. Hala da devam ediyor mahkemesi. Ama büyük ihtimal onu savunan kendi ekibi Noel'e kadar, yani Kasım, Aralık aylarında hapisten çıkabileceğini söylüyor. Tam olarak nasıl olur bilmiyoruz. Güncellemeler olursa yorumlarda sizlerle paylaşacağım. Sonrasında bu davayla ilgili bir diğer gelişme de bu ay oldu. 1 Ağustos'ta bir podcast yayınlandı. Anything Goes with James English hesabında bir podcast yayınlandı. Bernd Stellender isimli bir adam, bir dedektif diyebiliriz aslında. Tamamen son zamanlarda hayatını bu olaya, bu davaya adamış bir adam diyebiliriz. Kendisi bir kitapta çıkardı ve bu ortaya attığı çok garip bazı detaylar, bazı açıklamalar var. Sezgi Aksu'nun TikTok hesabında zaten kendisi bu podcast'te detaylı bir şekilde açıklamıştı. Eğer merak ediyorsanız, Türkçe içerik bulamıyorsanız oradan da detaylı bir şekilde dinleyebilirsiniz. Ben videoyu çok uzatmamak için kısa tutacağım ve benim dikkatimi çeken bazı detayları sizlerle paylaşacağım. Burnt by Burnt aslında Madeline'ın hayatını ailesinin sonlandırdığını ya da Madeline'ın bir şekilde hayatını kaybettikten sonra ailesi tarafından farklı bir yere gömüldüğünü ve bu şekilde hala o gömüldüğü yerde olduğunu düşündüğünü söyledi. Ailesinin hayatını sonlandırdıktan sonra arkadaşlarının onlara yardım ettiğini, üstüne üstlük Madeline'ın kaybolması konusunda, hayatının sonlandırılması konusunda polislerin de onlara yardımcı olduğunu iddia ediyor. Ne aileye ne de polislere güveniyor kendisi. Bu konularda çok şüpheli. Benim dikkatimi çeken bir diğer konuysa Madeline kaybolduğunda olay yerinde koltuğun camı bitişik bir şekilde olmuş olmasıydı. Normalde güvenlik amaçlı koltuklar pencereden 75 santim en az uzakta olmalıydı. Ama Madeline'ların evinde, McCann'ların evinde koltuk balkona, yani pencereye tamamen bitişik bir şekilde duruyordu. Buradan belki de Madeline aldığı sakinleştirici, uyku hapı, her neyse, bunların etkisinde olarak uyanmış, korkmuş ve sersemleyerek camın kenarına gitmiş. Oradan seslerin geldiğini duyunca oradan çıkmış ve atlamış ve bir şekilde kafasının üstüne düşmüş ve hayatını kaybetmiş olabilirdi kendisini Burnt'e göre. Normalde pencereden yere kadar 1 metre bir yükseklik vardı. Aslında oradan düştüğünüzde hayatınızı kaybetmezdiniz ama büyük ihtimal kafasının üstüne düşerse ve orada betonlar vardı, oraya çarpmışsa hayatını kaybetmiş olabilirdi. Ailesi neden ambulans çağırmadı, ailesi neden polislere direkt haber vermedi diye soruyorsanız, Burnt kendisinin itibarlarını korumaları için doktorlarda hatırlarsanız bunun zedelenmemesi için bunu gizli saklı bir şekilde yaptıklarını ve sonra da kaçırıldığını ortaya attıklarını söylüyor. Tam olarak bilmiyoruz tabii, bunların hepsi bir teori. Sonra bir diğer, yani Burnt'ün zaten üzerinde durduğu en önemli konuysa Madeline'ın 3 Mayıs'ta değil aslında 2 Mayıs'ta, 1 ila 3 Mayıs arası, yani 2 Mayıs'ta hayatının sonlandırılmış olduğuydu. Bir gün öncesinden aslında onun hayatının sonlandırıldığını düşünüyor. Bununla ilgili aslında çok mantıklı da teorileri var. Ama bir yerden de hani bilmiyorum yani, neyse en sonunda kendi düşüncelerimi söyleyeceğim. Sonrasında bir diğer dikkatimi çeken detaylardan bir tanesi ise evde sadece 2 tane diş fırçası vardı. Madeline'ın diş fırçası yoktu. Ve yine Burnt'ün söylediği teoriye göre Madeline hayatını kaybettikten sonra kan lekelerini Madeline'ın diş fırçasıyla temizlediklerini söylüyorlar. Bilemiyoruz. Daha sonra bir çanta var. Madeline'ın 3-4 tane siyah plastik bir poşete konulup daha sonra yakınlardaki bir mezarlığa götürülüp bir süre orada saklandıktan sonra arabayı kiraladıktan sonra Madeline'ı bir yine o poşetlerle ve bir çantayla birlikte aslında şu anda hala gömülü olduğu yere taşıdıklarını iddia ediyor yine kendisi. Bu çantaya gelirsek, bu çanta aslında Jerry'de bitiyor. Bu çanta Jerry'nin tenis raketlerini koyduğu çanta.
Ama çanta olay yeri fotoğrafları çekildiğinde, bir gün sonrasında olay yaşandıktan fotoğraflar çekildiğinde, bu çanta aslında oradaki gardırobun içindeymiş. Ama daha sonra bu çantayı hiçbir yerde bulamamışlar. Ve yine Burnt de bu çantayla birlikte Madeline'ın taşındığını düşünüyor. Kendisinin yüksek bir tepede gömülü olduğunu düşünüyor ve hatta kendisinin söylediğine göre 3-4 nokta onun gözünde çok kesin noktalar. Orada Madeline'in bedeninin olduğunu düşünüyor ve kazma çalışmalarının başlatılacağını söylüyor vesaire. Yani böyle çok önemli teorileri var. Ve hatta bu tenis raketlerini koyduğu çantadan bahsederken Dennis Day isimli bir adam arkadaşları bu raketlerini bu çantada saklıyordu gibi bir ifade kullanıyor. Bu da Burnt'ün çok dikkatini çekiyor. Çünkü raketleri bir çantanın içinde saklamak demezsiniz, çantaya koymak dersiniz, çantada tutmak dersiniz, saklamak demezsiniz diye bir şey söylüyor. Yani bilmiyorum ne kadar mantıklı. Bu adamla ilgili son görüşlerimi söylemem gerekirse birçok kişi bu adamın bir yerde katılıyor ve birçok kişi de aslında bu adamı güvenmiyor. Bu adamın çok boş konuştuğunu düşünüyor açıkçası. Yani çok Reddit'te bazı yorumlar okudum. Benim şahsi fikrim açıkçası bazı şeyleri gerçekten çok mantıklı. Evet, katılabilir ama özellikle Christian Bruckner'daki verdiği yorum, o kısımdaki verdiği yorum beni böyle çok midemi bulandırdı açıkçası. Şöyle ki Christian Bruckner eğer ki hapse girseydi, Madeline'ın hayatını sonlandırmaktan hapse girseydi ve suçlu bulunsaydı, Madeline'ın ailesi suçlu olmayacaktı ve bu da demek oluyordu ki Burnt'ün yaptığı bütün teoriler, çıkardığı kitap hiçbir şey işe yaramayacaktı ve tam o sırada kendisi bir kitap çıkarmayı planlıyordu. Hani kitabı çıkaracaktı. Bu yüzden de Christian Bruckner'ın suçsuz olduğuna dair bir yardımda bulunmak ya yeltendi diyebilirim. Yani yardımda bulunacaktı ya da bulunuyor bilmiyorum. Orayı tam anlayamadım ama hani benim bu kısımdaki yaptığı yorum gerçekten çok rahatsız etti beni. İşte teşhircilikten bahsederken mesela yaptığı suçları söylerken işte teşhircilik yapıyordu ama belki de işte sadece toplu alanlarda tuvaletini yapmak isterken görmüştü birileri onu, bu yüzden onu şikayet etmişlerdi ve bu yüzden teşhircilik için bir ceza aldı. Ya da cinsel saldırıda bulunduğu kadınlarla yaptığı şeyi videoya kaydetmiş Christian Bruckner ve hani belki de karşısındaki kadın bunu istiyordu. Bu şekilde bir role play yapmak istiyordu ve bunun videoya kaydedilmesini istiyordu gibi bir şeyler söyledi. Orada benim cidden midem bulandı. Kurbanlarıyla sanki gerçekten cinsel ilişkiye girerken işte role playmiş gibi işte hani şey diyor işte ben onu hiç görmedim hiç bilmiyorum ama böyle de olabilirdi falan bir şeyler dedi. Orada ben de birazcık ipler koptu. Bilmiyorum sizler neler düşünüyorsunuz? Hani sırf bence kitabının satılması için, kitabını çıkarabilmek için sanki şey yapmadı yani böyle adamı suçsuz göstermeye çalıştı gibi de geldi. Bilmiyorum hani gerçekten neler düşünürsünüz bilmem. Podcast'i de yorumlara yazarım. Neyse bu kadar. Videonun bu klibin önüne aslında bazı klipler daha ekledim ve size bazı bilgiler daha aktardım. Zamanım yetmediği için çok fazla araştırma yapamamıştım ama onları da size aktardığıma göre artık videonun sonuna geldik demektir. Hangi teori sizce en gerçeğe yakın? Siz hangi teoriye inanıyorsunuz? Ben zaten inandığım çoğu teoriyi size söyledim. O yüzden yorumlarda buluşalım, yorumlarda konuşalım. Çok üzücü bir olay. Neredeyse 17-18 yıl geçti bu olayın üzerinden. 3 Mayıs'ta 17. yılı anıldı. Bilmiyorum, yani ben çocuğumu bir odada bırakıp evden çıkıp gidemezdim herhalde. Hiç yapamadım. O yüzden büyük bir cesaret ve bunu çok kötü bir bedelle ödediler. Onlar mı yaptı, kim yaptı bilmiyorum ama çok üzücü bir olay. Hala çözülemedi. Kızın bedeni bile bulunamadı. Yok. Yani kız ortalıkta yok. Neyse. Yorumlarda buluşursak çok sevinirim. Beni desteklemek isterseniz abone olabilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz. Sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. İlginç bulduysanız. Hepinizi çok seviyorum. TikTok hesabım buralarda. Instagram'da belki bir zaman açılırsa kabul takip edersiniz. Bilmiyorum. Neyse, kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Bayağı üzüldüm. Yine.
Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.